g eksi 6 ile 6 arasındaki kapalı aralıkta tanımlı türevlenebilir bir fonksiyondur. g'nin türevinin grafiği aşağıda verilmiştir. g'nin türevinin grafiğini vermişler. Yani bu g'nin değil, g'nin türevinin grafiği. Dikkat! g'nin grafiğinde en soldaki büküm noktasının x koordinatını bulunuz. Dikkat! g'nin türevinin grafiğindeki büküm noktasını değil, g'nin grafiğindeki büküm noktasını bulmamızı istiyorlar g'nin grafiğinde en soldaki büküm noktası. Birden fazla büküm noktaları olacak ve biz bunlardan en soldakine bulacağız. Peki. Şuraya bir tablo çizelim ve birinci türevde, ikinci türevde ve fonksiyonun kendisindeki büküm noktalarında neler oluyor bir bakalım. Bu g'nin türevinin türevi, bu g'nin türevi bu da g. Yani fonksiyonun kendisi. Büküm noktalarında ikinci türevin işareti pozitiften negatife ya da negatiften pozitife değişir. Biz gelin ilk senaryo ile yani pozitiften negatife senaryosuyla başlayalım. Pozitiften negatife. İkinci türev pozitiften negatife dönüşüyorsa birinci türevde nasıl bir değişiklik olabilir? İkinci türev birinci türevin türevi olduğuna göre ikinci türevin pozitif olduğu yerde birinci türev artmaktadır. Ve eğer ikinci türev pozitiften negatife dönüşüyorsa, bu birinci türevin artmaktayken azalmaya başladığı anlamına gelir. Fonksiyonun kendisine gelince ikinci türev pozitifken eğim sabit bir şekilde artıyordur. Yani fonksiyon yukarı yönlü iç bükey bir şekle sahiptir. Hemen yazalım. Yukarı yönlü iç bükeyden aşağı yönlü iç bükeye bize g'nin türevini verdiklerine göre türevin artmaktan azalmaya geçtiği noktalara odaklanmamız lazım. Bir bakalım. g'nin türevi burada artıyor, 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 giderek daha yavaş bir hızda artıyor ve azalmaya başlıyor. Fonksiyon artmaktayken bu noktadan sonra azalmaya başlıyor. Devam edelim. Azalıyor, 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 sonra artmaya başlıyor. Ve bu noktadan sonra yeniden azalıyor. Evet, fonksiyon artmaktayken azalmaya başladığı noktalardan bir diğeri de bu. Bu noktalardan sadece iki tane var. Ama işimiz tabii ki bitmedi. Çünkü ikinci türevin sadece pozitiften negatife dönüştüğü değil, diğer senaryoyu da yani negatiften pozitife dönüştüğü senaryoyu da incelememiz lazım. Hemen bunu da yazalım. Negatiften pozitife. Bu durumda birinci türev azalmaktayken artmaya başlar. Bunu gördüğümüz noktalardan biri, azalıyoruz, azalıyoruz, azalıyoruz ve hop, bu noktada artmaya başlıyor. Burası, burada artıyor, sonra azalıyor, azalıyor, azalıyor ve bu noktadan sonra yeniden artmaya başlıyor. Tüm büküm noktalarını işaretledik. Seçeneklere bakarsak, en soldaki x eşittir eksi 3. x eşittir eksi 1'de de bir büküm noktası var. x eşittir 2, ve x eşittir 4'te de. Evet, bütün büküm noktalarını koymuşlar. En soldakini istedikleri için bunu işaretleyeceğiz.